millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle fobilerinizi ortaya çıkaracak TikTok videolarına bakacağız. Eğer sizin bilmediğiniz fobileriniz varsa bu videoyu izlerken onları keşfedeceksiniz. Benim bildiğim birkaç tane fobim var. İşte böcekten korkuyorum, biraz yüksekten falan korkuyorum. Belki bilmediğim başka fobilerim de vardır. Bakalım bu videodan sonra yeni yeni fobilerim çıkacak mı ortaya? O zaman hemen gidelim de bakalım bizim neye fobimiz varmış diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Bu arkadaşımızın çok ilginç bir fobisi var. Aquafobia denen bir fobi. Adamın suya fobisi var ya. O kadının elinde tuttuğu şey ıslak bir peçete gibi bir şey. Adam ona dokunamıyor. Yani su falan gördüğü zaman da böyle anksiyete falan geçiriyormuş. Adam sudan korkuyor ya. Hani şeyi düşünüyorum, acaba içtiği sudan da korkuyor mu? Ya da ne bileyim, havuza atlasa korkar mı? Ne bileyim, ya da duşa girse korkar mı? Yani bence sıkıntılı bir fobi. Eğer şimdi göreceğimiz fotoğraflar sizi korkutuyorsa sizin derin deniz korkunuz varmış. Yani denizin derinliklerinden korkuyormuşsunuz. Beni şu an korkutmuyor. Yani beni bırakırsan ben denizde 10 yıl yüzerim. O kadar seviyorum denizi. Beni korkutmuyor. İnşallah sizi de korkutmaz. Yani niye korkutsun ki yani? Sanırım şu an göreceğimiz fobi çoğumuzda var. Bu düzensizlik fobisi. Yani atelafobia gibi bir şey diye geçiyormuş. Şu an sinirlerim bozuldu. Ben şu an çok sinirlendim. Yani niye onları ters koydunuz, yamuk koydunuz? Yani muhtemelen çoğu insanda bu var. Yani bu çok yaygın bir fobi. Bunun adı da sinofobia, köpek korkusuymuş. Abi bu köpeklerden niye korkayım ki ben? Allah aşkına. Yani böyle bir korkusu olan var mı? Hani köpekten korkuyu anladım da bunun fobi olması böyle, yani bu köpeğin fotoğrafından da korkmazsın yani. Fobi dedi, fotoğrafını gördüğün zaman da korkman demek. Yani bundan da korkulmaz ya. Bu fobiyi ben hayatımda ilk defa duydum. Nomofobia. Yani internetsizlik fobisiymiş. Yani işte böyle internet doluyor, paketiniz bitiyor gibi, bunlar sizi tedirgin ediyorsa bence siz önce bir psikoloğa görünmeniz lazım. Yani internetsizlik diye bir fobi ben hayatımda ilk defa duyuyorum. İnşallah hiçbirinizde de yoktur böyle bir şey. Sıradaki de talasofobia diye bir fobiymiş. Denizden, okyanustan falan korkuyorsunuz. Şu görsel sizi korkutuyor mu? Yani o dalganın altında olma hissi falan. Beni çok rahatlatıyor. Yani şu görüntüye baka baka böyle uyuyabilirim. Beni o kadar fazla rahatlatıyor. Ama sizi korkutuyorsa sizin böyle bir fobiniz var demekmiş. Bak, bunun da adı masklofobia. Herhalde yanlış okumadıysam. Böyle maskeli insanlardan korkma fobisiymiş de. Abi niye korkayım ya? Ruh hastası mıyım ben Allah aşkına? Şunlardan da korkmuyorsunuz herhalde. Tamam, yani o son bebekli biraz sıkıntılı bir fotoğrafta da korkmazsın ya, bundan da korkulmaz ki. Megalofobia denen bir fobi de büyük eşyalardan korkma fobisiymiş. Bakalım bizi korkutacak mı? Yok, ben hiç etkilemedi bile. Yani megalofobia, abi niye korkayım ki ya bunlardan? Allah Allah. Şu fobinin adını ben malofobia koymak istiyorum. Çünkü aynı fobi bende de var. Işığı kapattığınız an koşma isteği. Yani sanki arkanızdan biri geliyormuş gibi koşuyorsunuz. Bunun adı malofobia. Yani benim gibi insanların sahip olduğu bir fobi. Bir de bildiğim başka saçma bir fobi var. O da like ve abone olma fobisi. Yani bazı insanlar videoları izliyorlar ve like atıp abone olmuyorlar. Yani inşallah bu fobinizi yenersiniz ya. Aramızda uçma fobisi olanlar varsa bu görseller onları korkutabilir. Ama aslında bu bir sinemanın böyle bir mekanı. Yani aslında orası kurgusal. Gerçekten uçak düşmemiş ama. Yani mesela benim uçmaya fobim var mı bilmiyorum. Çünkü ben daha hiç uçağa binmedim. Yani bir gün binersem bakarım fobim var mı yok mu. Abi bazı insanların özellikle pitbull'lara karşı ayrı bir fobisi oluyor. Yani ayrı bir korkuyorlar onlardan. Yani diğer köpekleri seviyor. Pitbull gördün mü adam ölüyor. Abi yani pitbull dediğin aslında çok önceki yıllarda bebek bakıcısı olarak kullanılan bir köpek. Yani ondan korkmanıza gerek yok. Her türlü köpek yanlış ellerde zaten tehlikeli olabilir. O yüzden yani bunu da böyle araya bir kamu spotu olarak yerleştirmek istedim. Köpeği nasıl eğitirseniz o köpek öyle olur. Pitbull'ları sevin. Sanırım bunun adına fobi diyemeyiz de bunun adına daha çok ölme korkusu ya da düşme korkusu gibi bir şey diyebiliriz. Herkesin şöyle bir arkadaşı vardır. Asansörde giderken böyle bizi düşüreyim mi falan diye zıplayan bir arkadaşı vardır. Genelde o arkadaşı da ben oluyorum bizim arkadaş gruplarında. Yani eğer böyle bir durumda korkuyorsanız
Bence çok da endişelenmenize gerek yok. Yani herkes korkar. Öyle çok da ilginç bir fobi değil yani. Hayatımda ilk defa kemikten korkan bir köpek görüyorum. Yani köpeğin kemik fobisi var. Bu köpeğe artık kim ne yaptı? Yani rüyasında bir şeyler mi gördü, ne oldu, çocukken bir şey mi başına geldi bilmiyorum ama köpek kemikten korkuyor ya. Sanırım benim yükseklik korkum yok ya, şimdi fark ettim. Yani yüksek beni o kadar da tırsıtmıyor. Ya genelde şu gençlik parklarındaki, Luna Park'taki oyuncaklar böyle yükseğe çıktığı zaman hafiften bir göbeğimde böyle bir uçma gibi bir his oluyor ama o da normal herhalde ya, şu an tırsmadım ben yüksekten. Eğer aramızda elektrofobiye, yani tavuk fobisine sahip olan insanlar varsa geçmiş olsun, artık şu videolardan sonra muhtemelen ölmüş olacaklar. Tavuk fobisi, yani bir insan tavuktan niye korkar bilmiyorum ama hani şunu da diyebilirsiniz, sen de küçücük böcekten korkuyorsun. Haklısınız yani, tamam, insanlar tavuktan da korkabilirler. Bu fobinin adı da submekanofobiaymış. Yani suyun içerisindeki irrasyonel görüntülerin fobisi. Yani tam anlatabildiğimi bilmiyorum ama gördüğünüz gibi bunlardan korkuyormuşsunuz. Bunlar da beni korkutmadı. Ben demek ki çok korkusuz bir insanım. Yani benim fobim yok. Yani ufacık böcekten korkuyorum o kadar. Başka da bir şeyden korkmam. Sırada otomohotomofobia. Yani tam ismini okuyamadım ama bunlardan korkuyormuşsunuz. Yani eğer bunlardan korkuyorsanız otomohotonomobianız varmış demektir. Ben korkmadım. Yani benim o yüzden otomohotonomobiam yok yani. Abi bu fobilerin adını kim koydu ya? Yani okuyamayalım diye koymuşlar. Bu fobide de balık yemekten veya balığa dokunmaktan tırsıyorsunuz. Abi bu görsellerdeki balıkları da yemezsin yani. Buna da dokunmazsın zaten. Hadi hamsi falan olsa anlarım da yani şuna bakılırsa benim de fobim var. Çünkü ben bu balıklara dokunur muyum? Manyak mıyım ya ben? Bu fotoğrafları gören kişiler böyle derisini sökmek istiyormuş gibi bir hisse kapılıyorlarmış. Yani ben anlamadım. Gerçekten böyle bir fobinin olayını da anlamadım. Ama ne olduğunu da anlamadım. Yani bu fotoğraflar sizi rahatsız ediyorsa sizde bir sıkıntı var demektir. Bu fobi bende az var. Yani çok az var. Ben sonlara doğru yenmiştim. Glosofobia. Yani insanların karşısında konuşma fobisi. Ben ilk böyle üniversitenin ilk sınıfında falan böyle sunum yapacağımız zaman kaşıntı tutuyordu beni. Ondan sonra dedim ki lan onlar da insan sanki yani. Kime anlatıyoruz? Onlar da benim gibi birinci sınıf öğrencisi diye düşündüm. Beynime böyle yerleştirdim. Yavaş yavaş yenmiştim. Yani bu da çoğu kişinin sahip olduğu bir fobi. Eğer böyle bir şeyiniz varsa üzülmeyin yani, herkes de var zaten. Abi galiba bu da var bende ya. Glofobia mıdır nedir? Balon korkusu. Ya ben aslında balondan korkmuyorum da balonun patlamasından korkuyorum. Yani bir anda böyle pat diye patlayacak diye böyle geriliyorum. Yani muhtemelen sizde de vardır ya bu. Hani herkes balondan korkar. Yani balonun patlamasından bence herkes korkar. Eğer deliklerden korkuyorsanız şu an hepinizden özür diliyorum. Artık bu fotoğrafları görünce korkmaya başlayacaksınız. Bunun adı tripophobia gibi bir şeymiş. Böyle gördüğünüz gibi deliklerden korkuyor insanlar. Yani elinde deliklerin olduğu bir görsel ya da ne bileyim suratta bir delikler falan. Yani genel olarak deliklerden korkuyorlar. Hani buna nasıl bir psikolojik durum sebep olabiliyor anlamadım ama bir insan da delikten niye korkar onu da anlamadım. İnşallah aranızda da böyle birisi yoktur. Bu fotoğraflardan korkuyorsanız muhtemelen araknofobiyanız var demektir. Ve örümcek fobisi. Abi Allah kahretmesin ya. Ya ben hani fobi olarak düşünmeyelim de bunu yani korkuyorum. Genel olarak korkuyorum. Bak mesela şu an ayaklarım karıncalandı. Yani şu an yere basmıyorum mesela. Sandalyenin ayaklarına koydum ayaklarımı böyle. Ya çok kötü bir şey ya. Hani araknofobia. Herkes böyle örümcekleri gördüğü zaman aa örümcek deyip atar. Ben koşuyorum mesela. Ben uçmaya çalışıyorum. Ben kaçmaya çalışıyorum. Korkuyorum yani, ne yapabilirim? Bu fotoğraflar sizi korkutuyorsa sizin terafobiyanız var demektir. Bu canavar korkusu da yani bunlar da biraz tırsıtan insanı yani, ben bunlardan niye korkmayayım? Hani tamam öyle oha falan gibi korkmadım da sıkıntılı bir fotoğraflar yani, hepiniz biraz tırsmışsınızdır değil mi? Yani tırstık deyin ya, sonra adım Korkak Mert'e çıkacak. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Fobilerinizi ortaya çıkaracak TikTok videolarına baktık. Dediğim gibi benim sadece bir böcek fobim var. Onun dışında çok da bir fobim yok. Sizin hangi fobileriniz varmış? Yeni fobileriniz ortaya çıktı mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.